Hünkârım. Divan mensuplarını haberdar et. Meclis toplansın. İlaveten Abaza Mehmet Paşa kemankeş de gelsin. Emredersiniz. Sabah şerifleriniz hayır olsun sultanım. Hünkârımız daireden çıkmış. Acilen divanın toplanmasını emretmişler. Neden toplamış divanı? Bir şey öğrenebildin mi? Sultanım, bir malumatım yok ama Abaza Mehmet Paşa ile Kemankeş Ağa da davet edilmişler. Mehmet Paşa'ya söyle, işi biter bitmez beni görsün. Emredersiniz sultanım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla divanımı açıyorum. Payitahtımın yarısını kül eden yangın ve akabinde cereyan eden hadiseler sebebiyle bir hattı hümayun kalemi aldım. Tez elden çoğaltılsın. Cümle mülkümdeki bütün vali, kadı efendilere gitsin. Onlar da usulünce ilan edip tatbik etsinler. Merakımı mazur görün hünkârım. Nedir bu hattı hümayunun muhteviyatı? Sabır. Öğreneceksin. Mehmet Paşa. Emredin hünkârım. Seni Bosna Beylerbeyliğinden azlettim. Bundan böyle kubbe vezirimsin. Allah sizden razı olsun hünkârım. Kemankeş Mustafa, hali hazırdaki bütün vazifelerinden seni azlettim. Bundan böyle Yeniçeri ağası olarak ocağın başına geçeceksin. Yeniçeri kullarımın başı olacaksın. Yüce gönlünüzle lütfettiniz hünkârım. Rabbim size karşı mahcup etmesin. Esas meseleye gelecek olursak. Aldığım yeni kararlar hayırlara vesile olsun. Sinan Paşa. Hünkârım.
Oku. Ben ki Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, üç kıtanın yedi iklimin padişahı Sultan Murat Han. Gördüğüm lüzum üzere bozulan nizam-ı alimin tesisi için yeni kararlar aldım. Birkaç senedir zuhur etmiş tütünün nice yangın ve türlü türlü fesada sebep olduğu için ortadan kaldırılması en mühim meselelerden olup, bundan sonra tebaamda bir ferdin bile tütün içmesi, tütün yaprağı ekip biçmesi ve alıp satması kat'i suretle yasaklanmıştır. Nicedir fitne ehlinin mesken tutup ihanet yuvasına çevirdiği kahvehaneler yasaklanmış olup tamamı kapatılacak ve yıkılacaktır. Nihayet hainleri masumlardan ayırmak için yatsı namazından sonra ikiden çok zatın birlikte yürümesi ve her bir ferdin fenersiz dışarıya çıkması yasaklanmıştır. Emrime itaat etmeyenler şer'i şerif ve kanun üzere idamla cezalandırılacaktır. Yasaklara riayet etmeyen bir yeniçeri, sipahi, hülasa asker tayfesinden dahi olsa müsamaha gösterilmeyecek, elleri ve ayakları kırılarak mensubu olduğu bölükle tüm alakası kesilecektir. Nasıl iştir bu? Tütün işlediği adam öldürmek de neymiş? Bunun adı zulüm. Alın bu zatı. Zulümdür bu. Hünkârımız bu fitne fesat yuvalarını kapatma kararı almış demek. Hayırlara vesile olsun. Amin. Sular durulur inşallah. Huzura hasret kaldık efendim. İnşallah. İnşallah. Ahali şimdiden ağlayıp sızlanmaya başladı. Bildiklerini okuyacaklardır elbet. Ehli sünnet olarak biz bu yasakların takipçisi olacağız. Dağıtın bu kahvehaneyi.